Arkadaşlar merhaba. Şimdi karşılaşmalı üstünlük teorisindeyiz. Adam Smith'in mutlak üstünlük teorisinden bir 40 yıl sonra falan David Ricardo ekonominin temel prensipleri adlı kitabında bu teoriden bahsedecek. Karşılaşmalı üstünlüğü şöyle tanımlıyor arkadaşlar David Ricardo diyor ki bir malı daha düşük maliyetli değil de daha düşük fırsat maliyetiyle üretebilme kabiliyetidir. Hadi bunu yazalım isterseniz kitabınıza yazar fakat defterinizde açık buyurun yazınız lütfen. Karşılaştırmalı üstünlük mukayeseli üstünlük diye de görürsünüz arkadaşlar. Ee, şimdi Halil Seyidoğlu hocanın kitabından, ana kitabından, uluslararası iktisat kitabından anlatıyorum size. Ee, zaten birçok fakültelerde okutulan uluslararası iktisat kitaplarının da temel kaynak e, kaynakça listesindeki ilk kitap odur. Demek istiyorum ki karşılaşmalı üstünlük e, Halil Hoca'nın kitabında şöyle anlatılır. Der ki bir malı daha düşük fırsat maliyetiyle üretebilme kabiliyetidir. Yani şöyle diyeyim, diyeyim ki daha düşük maliyetli değil, emek zaman maliyetiyle değil, fırsat maliyetiyle. Daha düşük fırsat maliyetiyle üretebilme kabiliyetidir. Üretebilme kabiliyetidir. Güzel. Yani diyor, David Ricardo gerçeklere şöyle yaklaşalım diyor. Edim senin çok önemli, çok temel bir çerçeve çizmiştir. Karşılıklı serbest ticaretin refah arttırıcı etkisini anlatmıştır. Son derece de basitçe anlatabilmiştir bunu. Ancak diyor bir ülkenin hiçbir malın üretiminde mutlak üstünlüğüne sahip olmadığı durumda dahi. Bir ülkenin bir malın üretiminde ya da hiçbir malın üretiminde mutlak üstünlüğe sahip olamadığı durumda dahi karşılaşmalı üstünlük tanımlanabilir. Yani arkadaşlar kapalı ekonomide dengeyi bir ülkenin kendi ürettiğini tüketmesini asla önermiyor bu e, iktisatçılar, klasik iktisatçılar unutmayın. E, şöyle bir örnek e, vermiştik hatırlayın bir önceki dersin sonunda demiştik ki A ülkesi ve B ülkesi. İngiltere portekizi örnekleyin aklınızda x malı ve y malını üretiyor olsun. Yani bir işçi bir günde A ülkesinde 100 birim x üretirken ya da 50 birim y üretebiliyorken, B ülkesinde bir işçi birim zamanda bir günde 50 birim x üretebiliyor veya 10 birim y malı üretiyorsa. Ee, şimdi bunu nasıl şöyle çizebilirim size? Biraz büyükçe çizeyim, değil mi? X ve Y üretecek her iki ülkede. Sabit verim koşullarında üretim yapılacak. Yani A ülkesi düşünün ki bütün emek faktörüyle sadece X üretse 100 birim X, sadece Y üretse 50 birim Y üretiyor olacak. Peki B ülkesinde durum nedir? B ülkesinde ise sadece X üretilirse 50 birim X, sadece Y üretilirse 10 birim Y üretme kapasitesi var bir işçi. Bir günde. Ya da e, işçi sayıları aynı olsun. Bütün işçiler bir günde. B ülkesinde 50 e, birim X veya ee, on birim 10 üretebiliyor üretebiliyoruz. Şimdi üretim imkanları eğrileri değil mi bunlar? Yanlarına yazayım isterseniz. Üretim imkanları eğrileri. Bu arada size sorayım arkadaşlar üretim imkanları eğrilerinin negatif eğimli doğrular şeklinde çizilmesi eee sebebi nedir ya da ne, nedeni nedir? E şudur. Üretimin sabit verim koşullarında yapıldığı varsayımıyla sabit fırsat maliyeti yasasına dayanarak ülkelerin üretim olanakları negatif verimli doğrular şeklinde gösterilir. Bir önceki derste son derece yıpratıcı bir dersi biliyorum ama çok önemli bir dersi. İyi bir giriş yaptık. Bir önceki derste şöyle söyledik. E şimdi ülkelerin üretim imkanları eğrisi e yukarıdan aşağı doğru böyle noktalar arası bir hareketle Y malının X malına dönüştürüldüğünü gösterir. Bunu yansıtır. Yani daha çok x üretmek için y'nin üretiminden vazgeçersiniz. Hmm. daha çok x üretmek için eee y'nin fabrikasından y üreten işçileri x'in fabrikasına aktarırsınız. Ha, dolayısıyla ee, y YX'e dönüşür. Yani yani siz orada her bir X için hep sabit miktarda Y'den vazgeçersiniz. Demek istiyorum ki e, üretim imkanları eğrileri negatif eğimli doğrular şeklinde ise bu şu anlama gelir. Mallar arasındaki dönüşüm oranı sabittir. Bunun sebebi de sabit verim, sabit fırsat maliyeti yasasıdır. Şimdi bana söyleyin. Ee, yukarıdaki tablonun verilerine göre... E, Adam Smith'in mutlak üstünlük teorisi baz alındığında karşılıklı ticaret nasıl gerçekleşir? Soru bu. Adam Smith'in mutlak üstünlük teorisine göre e, karşılıklı ticaret nasıl gerçekleşir? Direkt soruyu, cevabı söyleyeyim size. Mutlak üstünlük teorisine göre Adam Smith'in modeline göre karşılıklı ticaret olanağı yoktur. Karşılıklı ticaret olanağı niye yok? Nasıl olsun arkadaşlar? Baksanıza A ülkesi X malını B'ye göre iki kat daha fazla üretiyor birim zamanda. Y malını ise 5 kat daha fazla üretiyor birim zamanda. Yani çok açıktır ki şunu yazalım mı ya güzel güzel hem de nefes alın. A ülkesi her iki malın üretiminde <laughs> her iki malın üretiminde mutlak üstündür. Yani mutlak üstünlüğe sahiptir. Dolayısıyla B ülkesinin bir mutlak üstünlüğü tanımlanamadığı içindir ki B ülkesinin bir mutlak üstünlüğü tanımlanamadığı içindir ki B ülkesinin üzerinde uzmanlaşacağı bir endüstri bir mal yoktur. <laughs> Dolayısıyla arkadaşlar Adam Smith'in mutlak üstünlük teorisine göre karşılıklı ticaret olanağı yok. Ama şeye göre var. E, ne diyeyim David Ricardo'ya göre var. David Ricardo diyecek ki fark ediyorsanız diyecek fark ediyorsanız e, Y malını daha daha yüksek bir mutlak üstünlük derecesiyle üretmektedir. Aynen öyle. Yani şöyle düşünün e, ve A ülkesi bak bunu siyahla yazıyorum A ülkesi Y malı üretiminde Y malı üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Y malı üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Yani karşılaştırmalı üstünlüğü e, saptamanın en kolay yolu bu arkadaşlar. Başka sorularda çözeriz söz veririm. Aklımda. E, yani hem A ülkesi hem B ülkesi malların göreli fiyatlarını karşılaştırarak da karşılaştırmalı üstünlüğü saptayacağız. Hiç merak etmeyin. Ee, bunu yapacağımızı söylemiştim size derim o soruyu çözerken merak etmeyin. Ama şimdi en basitçe en basit yöntemle karşılaşmalı üstünlüğü saptıyoruz. Mutlak üstünlük derecelerine bakacaksınız. Mutlak üstünlük derecesi bak üretim miktarı birim zamanda bir işçi A ülkesinde bir günde 100 birim x üretiyor. B ülkesinde ise 50 birim x üretiyordur. Yani aynı saatte aynı 8 saatte ya günlük yemek zaman saati olan 8 saati burada 100 birim x üretirken burada 50 birim x üretiliyorsa. B ülkesinde... <laughs> İki kat daha yüksek maliyete mal oluyor demektir. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Aynen öyle. Daha yüksek emek zaman gerekiyor demektir. Ama Y malı ise mutlak olarak aslında daha az ürettiği halde Y malı. Bak A'ya bak sen A'ya bak. Y malını aslında daha az üretiyor ve fakat B ülkesine göre göreli olarak daha yüksek bir mutlak üstünlük derecesiyle ürettiği içindir ki A ülkesi Y malı üretimde karşılaşmalı üstünlüğe sahiptir. Diğer ülke hangi mal kalır? B ülkesi ise. B ülkesinin karşılaştırmalı üstünlüğü ise öyle yazalım. B ülkesinin karşılaştırmalı üstünlüğü ise siz de yazıyorsunuz bundan emin olmak isterim. Üstünlüğü ise X malı üretimindedir. Ee tamam anladık. Peki bu ne demektir? Yani ne demek olacak arkadaşlar? A ülkesi Y malında bak onun için şöyle mavi alayım. A ülkesi Y malında tam uzmanlaşacak. B ülkesi X malında tam uzmanlaşacak. Tam uzmanlaşma nedir hatırla? Eğer üretim imkanları eğrisi negatif verimi doğru şeklinde çiziliyorsa. Yani her iki malın üretimi de sabit verim koşullarında gerçekleşiyorsa. Yani e, marjinal dönüşüm oranı mallar arasında hesaplanan marjinal dönüşüm oranı sabit. Ee, ve sabit fırsat maliyeti yasasına göre üretim gerçekleşiyorsa e, bu demektir ki ülke mallardan birinde uzmanlaşır. Yani tam uzmanlaşma gereği emek faktörünü malların sadece birine tahsis eder. Aynı emek faktörü sadece bir endüstride ihtisaslaşır, uzmanlaşır. Meselemiz budur. A neyi üretecek arkadaşlar? A, Y'yi üretecektir. Bu kadar basittir. Şurası A ülkesi, burası ise B ülkesi olsun. B ülkesine üretecekti. B ülkesi sadece ve sadece X üretecektir. Tamam mıdır? Bu kadar basit. En azından bunu saptamış olduk. A ülkesi X mal üretiminde karşılaşma üstündür. B ülkesi ise, özür dilerim. A ülkesi Y mal üretiminde karşılaşma üstündür. B ülkesi ise X mal üretiminde karşılaşma üstündür. Şimdi eğer şeyi karşılaştıracağız. E, bu adamların ya yani Edmund Smith ve David Ricardo'nun yöntemi şu. Yani dışa açılmadan önceki ve dışa açıldıktan sonraki iki durumu karşılaştırıyoruz. Karşılaştırmalı statik analiz deniyor buna değil mi? Hmm. Herhangi bir değişken değişmeden önceki, herhangi bir değişkenin değeri değişmeden önceki durumla değiştikten sonraki durumun karşılaştırılmasına ya da incelenmesine karşılaştırmalı statik analiz denir. Değil mi? İktisadi analiz yöntemlerinden bunu bilmelisiniz. E i̇şte bu karşılaştırmalı statik analiz yapacağız. Diyeceğiz ki önce bu ekonomi dışa açılmasaydı diyelim ki, Ülke içinde 40 birim Y e, ve 40 birim Y'ye karşılık. Şimdi burada marjinal dönüşüm oranı kaçtır onu bir hesaplamanızı isterim sizden. X'in y'ye dönüşüm oranı, marjinal dönüşüm oranı şu tanjant alfa ile hesaplanır değil mi? 50 bölü 100. Yani delta y bölü delta x demek isterim. Bir mi orada arkadaşlar? Şair burada delta y bölü delta x dedi. Yani 1 bölü 2 en nihayetinde mutlak olarak aldım. Yoksa eğim eksi 1 bölü 2'ye eşittir. Yani demek istiyorum ki ben şu alfa ile şu alfa aynı alfa açısı olduğuna göre. Hmm, demek ki biz buradan onu kaça bölersek 1 bölü 2'yi buluruz. Pek tabii de onu 20'ye bölersek 1 bölü 2'yi buluruz. Yani sevgili arkadaşlarım bu ülkede 40 birim y ve 20 birim x üretilebiliyor değil mi? dışa kapalı durumda. Şöyle. Şu dışa kapalı ekonomide denge noktası D1'dir. Bunu yakaladığımızdan eminim. Yani A ülkesinde toplumsal farksızlık eğrisi U1 seviyesindedir. Bu kadar tüketiyoruz işte 20x'e 40y üretebilip tüketebiliyoruz. meselemiz budur. Dışa açıldığımızda ne olacak? Diyorum ki ben size şimdi temel mantığımız şu. Bu e, A ülkesi 40 birim y 20 birim X üretmektense, tekrar edeyim. A ülkesi 40 birim Y. 20 birim X üretmektense bu üretim olanaklarından sadece bir bir alternatif. Yani ne bileyim 25'e 50 de diyebilirdik. Ama bununla karşılaştıracağız şimdi. Şu dışa kapalı olduğu durumdaki şu üretim bileşimini üretmektense 50 birim Y üretecektir dışa açıldığında burası kesin. 50 birim Y üretecek ve şu 10 birim 10 birim Y'yi değil mi? 10 birim Y'yi 10 birim y kime satacaktır? B ülkesine satacaktır. Bak 50 tane üretti. 40'ını kendi tüketti. 10 tanesini ne yapacak Etraf 10 tanesini B ülkesine satacak. B ülkesinde çok iyi biliyorsunuz ki 50x'in Y cinsinden fırsat maliyeti 10y'dir. Yani demek istiyor ki burada arkadaşlar 50x üretmenin emek zaman maliyeti ile 10y üretmenin emek zaman maliyeti aynıdır. Yani 50x'in maliyet fiyatı 10y'nin maliyet fiyatına eşittir. Dolayısıyladır ki buradan y'nin fiyatını bulabiliriz. Bölelim her tarafı y'ye, daha doğrusu 10'a. Bak gördüğünüz gibi 1y 5x'e eşit olacaktır. Ha güzel. Oysa ki bizim A ülkesine gel A ülkesinde konuşalım. A ülkesi 100x'in maliyet fiyatı 50y'nin maliyet fiyatına eşittir. Yani 100x'in fırsat maliyeti 50 eşittir. Yani burada y'nin fiyatı nedir? Böyle her tarafı 50'ye. Burada böyle E bakınız 1y. 100x eşittir 50. Evet. 1y eşittir. 1 y eşittir 2 x olacak diyor. Hiçbir hatamız yok arkadaş. Aynen öyle. Şimdi farkında mısınız? Y hangisinde daha ucuz? A ülkesi. Y daha ucuz. Bak görüyorsunuz. Yani A ne yapmak istiyor? A şunu yapmak istiyor. Diyor ki ben karşılaşmanın üstüne Y mal üretiminde sahibim. Y ben de ucuz. Ucuza mal edebildiğim ülkemde üretir. Dışarıya pahalıya satarım. Binlerce yıllık tüccarlık faaliyeti budur arkadaş. Ucuza üret pahalıya sat değil mi? Ee, ya da işte ucuza al pahalıya sat. Mesele bu doğru uluslararası ticaretinde işte bölgesel ticaretinde iç ticaretinde ee, şeyi budur. Ee, temel prensibi budur. Neyse işte bu 10 tane yeyi şöyle yapsam mı Etri abi 10 tane Y'yi gelip buraya satacak değil mi? Ee, bizim A ülkesi. 10 taneyi oraya sattın. 10 taneyi oraya sattığında tane oraya karşında 50 tane X satın alabilecek mi? Evet. Çünkü 1 Y karşında 5 X alabiliyoruz 10 Y karşında da 50 X alabiliriz değil mi? A ülkesi siz buraya onu yazacaksınız. Hadi ben yazayım ya. Ne kadar seviyorum sizi ya. A ülkesi. 10 Y ihraç ederek 10 Y ihraç ederek 50 X ithal edebilir. Eder diyeyim olsun bitsin. 50x ithal ediyor. o halde gel. Buraya gel şimdi bak neler olacak. Görüyor musunuz? Yani 40 tane Y kendi ülkesinde üretip tüketseydi, kendi pişirip kendi yeseydi 40 Y ye 20 X tüketebilecekken şimdi ne yapıyor? 40 tane Y'yi kendi tüketiyor. Bu 10 tane Y'yi B'ye satarak karşılığında hop 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 karşılığında 50 tane X ithal edebiliyor ve farksızlık eğilisi hop şöyle orijinden uzaklaşıyor. Yani sevgili arkadaşlarım asla bakarsan burada şu olmuştur. Ee, yani aslında uluslararası fiyatta burada başka bir renge ihtiyacım var hangisini kullanmış uluslararası fiyatlar aslında şöyle değişmiştir. Böyle düşün. Bunu bir sonraki derste iç bükey nehirleri eğrileriyle birlikte uluslararası fiyatlar doğrusunu da analize dahil edeceğim. Bu şimdi sadece kulağınıza su kaçırmış olayım ben. Bunu şimdi dert etmeyin. Sizin burada şu mantığı kavramanızı isterim. Sadece nihayet A ülkesi dışa açıldığında dışa kapalı olduğu bir duruma göre bak. Bu duruma bunu referans aldık buna göre daha yüksek bir rafa elde ediyor değil mi? Aynen öyle. Yahu kendi üretseydi 40 taneyi bunun yanında sadece 20 tane ekstra üretebiliyordu. Üretim imkanları o kadar. Ama dışı açıldığında yine 40 tane Y'nin yanında 50 tane X tüketimi hatta daha fazla ekstra daha fazla yeğe de tüketebilir. Daha fazla Y, daha fazla ekstra tüketimi x'den biraz kısarsa Y'nin tüketimini de arttırabilir. Onlar da mümkündür ama ben şimdi ne yapıyorum? 40'ı fixliyorum. Tamam. üretimini ve tüketimini fixliyorum ve diyor daha doğrusu Y tüketimini fixliyorum diyorum ki dışa kapalı durumdan dışa açık duruma geçtiğinde X'in tüketimi artıyor. Tamam? Sadece anlatmak istediğim şey şu ki A ülkesi dışa açıldığında refah artıyor. Hocam sen bize onu anlatma. A zaten doğuştan iyi durumda. Kaynakları falan çok daha verimli. E sen bize B'den bahset. B dışı açılınca nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Şimdi B de şöyle arkadaşlar. Kitabınıza şöyle bir örnek verdim. Hani kolay olsun rakamlar diye demiştim ki Bakınız mesela B ülkesinde diyelim ki üretim imkanları eğrisi bu ya diyelim ki 25x ve 5 birim Y tüketiliyor, üretiliyor. Üretim imkanları eğrisi üzerine demek diyelim ki bu noktada üretim yapma, üretim planlamasını yaptığı ülke. Tamam mı? Şunu sileyim ya şöyle. Şu da toplumsal farksızlık eğrisi şöyle. Değil mi? Onu siyahla çizmişim güzel. Bu da toplumsal farksız gerisi şöyle güzel. D1 noktasında dengedeyiz. Dışa kapalı durumdaki denge bu. Şimdi karşılaşmanın üstünlük teorisine göre B ülkesi X malında uzmanlaşacak. Sadece ve sadece X üretecektir. Güzel. 50 tane X üretiyorum. B ülkesi karşılaşmalı olarak üstün olduğu X malı endüstrisinde bütün emek faktörünü kullanıyor. Bütün emek faktörü, bütün işçileri bu malın üretimine tahsis ediliyor. 25'ini kendi tüketiyor diye varsayalım. Varsayalım. Geriye kalan 25 tane x'i 25 x'i ihraç ederse, ihraç ederse, 25 x ihraç ederse, bak kime ihraç edecek? A ülkesine ihraç edecek değil mi? değil mi? Şimdi ihraç ederse, şöyle yapayım hadi bunu, oradan oklar moklar kullanıp karıştırmayalım. A ülkesinde, bak A ülkesinde neydi? X'i ihraç edecek ya bir Y'nin fiyatı 2 e, x ise 1 X'in fiyatı bak her tarafı 100'e bölersek neyi buluruz? X'in de bak her tarafı 100'e bölersek neyi buluruz? X'in de Y cinsinden fiyatı 1 bölü 2 Y'dir. Bunu buluruz. Yani isterseniz yeniden yazayım. 100 X'in fırsat maliyeti 50 Y'ye eşittir. Doğru mu? Bölelim her tarafı X'e ki 1 X'in Y cinsinden fiyatını arıyoruz. Çünkü biz güzel. Yani 1 X eşittir 1 bölü 2 olduğuna göre 25 X'i ihraç ettiğinde hop ne olacaktır? 25 x eşittir 12,5 y ithal edebilecektir. 12,5 y ithal edebilir ya da ithal eder diyelim. Güzel. Şimdi dolayısıyla sevgili arkadaşlarım fark ettiğiniz gibi şu 25 tane x'i A ülkesine ihraç ettiğinde A'nın şeyiyle fırsat maliyeti eşitliği ile birlikte anladık ki 12,5 tane y. Yani kendi üretme olanağının olmadığı rüyasında göremeyeceği 12 buçuk tane ye ne yapabilir? Tüketebilir. Ne demek istedim anlatabildim mi? En nihayet dışı açıldığında bu ekonomi mutlak suretle refahı artmıştır. Yani bir ülkesi içinde karşılaşmalı üstünlük, bir ülkesi içinde karşılaşmalı üstünlük nihayetinde refah artışı sağlamıştır. O halde sakın unutma bir kere şunun tanımı sorulabilir. Bir ülke Hiçbir malın üretiminde mutlak üstünlüğe sahip olmasa dahi karşılaşmalı üstünlüğe sahip olarak daha düşük fırsat maliyetiyle üretme yeteneğiyle e, refahını arttırabilir. Şöyle daha iyi anlatabilirim size. Mesela Ali kitabında tam olarak şöyle yazar. Der ki, ya der A ülkesi her iki malı da diğer ülkeye göre zaten daha ucuza, daha düşük maliyetle, daha yüksek kaynak verimliliğiyle üretmektedir. Evet. Peki, A ülkesi dolayısıyla daha daha düşük, daha daha düşük e, kaynak maliyetine e, neden olan mal üretimini tercih eder. Evet, doğru. Dolayısıyla daha yüksek bir kazanç sağlayacaktır. Sadece Y'de uzmanlaşacak. Peki, B ülkesiyle nasıl e, B ülkesini nasıl analiz edeceğiz? B'yi de şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın gözlerime. B'yi de şöyle düşün. B eğer her iki malı da kendi üretseydi dikkat. Her iki malı da kendi üretseydi, ikisi de Y'yi de kendi üretip tüketseydi e, kaynaklarını daha verimsiz kullanacak yani en azından mallardan sadece birini üreterek sadece eksi üreterek kaynak kullanımındaki etkinlik kaybını azaltmış olur değil mi? Bütün mesele şudur arkadaşlar. Verimlilik kaybını önlemek, bütün dünya kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak Adam Smith ve David Ricardo'nun zihni kafası böyle çalışır derler ki karşılıklı serbest ticaret, serbest rekabet ortamında serbest karşılıklı ticaret mutlak surette kaynakların daha etkin kullanımına neden olur. Aynen öyle. Mesela ülkelerden biri de İngiltere'de her iki malı da mutlak üstünlüğe sahip olarak üreten A ülkesinde daha düşük maliyete, daha yüksek kaynak verimliliğiyle üretilen endüstride üretim gerçekleşir. B ülkesinde ise en azından yani malların sadece bir üretilerek kaynakların daha düşük verimlilikle üretim yapı, üretime katıldığı B ülkesinde en azından kaynakların verimlilik kaybı azaltılır. Doğru mu? Böyle. Her şekildedir ki e, kaynakların daha etkin kullanımına karşılıklı serbest ticaret hizmet eder. Şimdi aslında şunu farkında mısınız? Adam Smith'in mutlak üstünlük teorisini aşan, onu kapsayarak aşan değil mi? Onu da kapsayan ama bir teoridir. Karşılaşmalı üstünlük teorisi. Dolayısıyla klasik dış ticaret teorisi deyince aklımıza karşılaşmalı üstünlük teorisi denir. Karşılaşmalı üstünlük, e, mutlak üstünlük kapsamaktadır. Peki klasik dış ticaret teorisine göre dediğinde öncelikle aklımıza Ricardo gelsin. Bir. Ricardo'ya göre her ülkenin ama her ülkenin bir üstünlüğü anabilir Doğru. Mutlak üstünlüğe sahip olunan bir endüstride mutlaka karşılaşmanın üstünlüğe sahip olunmayabilir. Ee, daha doğrusu karşılaştırma özür dilerim. Sil onu sil. Seni unutun, unutun gitsin. Karşılaşmalı üstünlüğe sahip olduğunuz bir endüstride mutlaka mutlak üstünlüğünüz olmayabilir. Sakın unutmayın arkadaşlar. Ee, karşılaşmalı üstünlüğün mutlak üstünlüğü doğal olarak gerektirmez. Unutmayın. Ancak her durumda, her halükarda, ne demek diyor? Her halükarda değil mi? Her durumda, her e, koşulda mutlak suretle serbest ticaret sonucu refah artar. Şimdi bu karşılaşma üstünlük teorisinin bir takım eleştirileri olmuş. Şöyle demiş karşılaşma üstünlük teorisine yapılan eleştiriler. Karşılaşma üstünlük teorisinin eksik yanları, aksaklıkları filan bunlar da sorulabilir. Kitabınıza güzelce yazdım ama şunu hatırlayın. Şunları unutmayın. Zaten varsayımları itibariyle biliyorsunuz. Karşılaşmalı üstünlük teorisi sabit verim koşullarında üretimi tanımlar, varsayar. Bu bir aksaklıktır. Çünkü gerçek yaşam, real yaşam, realite gerçekler azalan verim koşullarındadır. Değil mi? Yani A ülkesinin sadece Y'de, ve ülkesinin sadece X'de uzmanlaşması bir zaman sonra azalan verim koşullarında mutlak üstünlük ya karşılaşmanın üstünü ortadan kaldıracağından aslında sen A ülkesi olarak Y'yi karşılaşmalı olarak üstün ürettiğin halde bir zaman sonra maliyetlerdeki artış nedeniyle o üstünlük ortadan kalkacağından gerçek değildir varılan sonuç. Yani hani bu sabit verim koşullarının doğurduğu tam uzmanlaşma gerçekçi gelmez eleştirenlere. Karşılaşmalı üstünlük teorisinin temel eleştirisi karşılaşmalı üstünlük teorisine yönelik temel aksaklık sabit verim koşullarının varsayılmasıdır. Ee, aynı zamanda sadece emek faktörüyle üretimin yapılmasının var yani aslında şu hani malların üretim maliyetinin sadece emek maliyetiyle sınırlandırılması da bir aksaklık olarak tanımlanır. Efendim nitekim Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra karşılaşmanın üstünlük teorisinin devamı niteliğindeki ekşer modeli hem emek hem sermaye ile üretim yapıldığı varsayılarak dış ticareti inceleyecek. Ee, yani sadece emek faktörünün e, üretim maliyetini yansıtması, yani emek değer teorisine dayanması, karşılaşma üstünlük teorisinin bir aksaklık olarak tanınan. Ha, emek faktörünün ülke içinde tam hareketli ülkeler arasında tam hareketsiz olduğu da gerçekçi değildir. Yani A ülkesi yeğenin fabrikası ne bileyim şehrin çeperlerinde bir yerdeyken... ...şehrin e, diğer bölgesinde yaşayan birisi oraya mobilize olamayabilir değil mi? Şehrin içinde tam hareketli olmayabileceği gibi değiştiği şey. Ülkeler arasında da e, yani tam hareketsiz olmak zorunda değildir. Bu da bir aksaklıktır. E, ondan sonra ondan sonra hmm, zaman faktör analizin dışında bırakılmıştır. Statik e, teorilerdir bunlar. O yüzdendir ki daha böyle dinamik analizden yana bir eleştiriyle... E, ...değişkenlerin zaman içinde alacağı de değerlerin analize dahil edilmemiş olması, dışsal değişkenlerin e, çokluğu, e, yine teorinin bir aksaklığı gerçeklerle uyuşmazlığına yönelik bir eleştiridir. Başka nasıl bir eleştiri var? Emek teorisine dayanması, emek faktörünün oranı Bundan sonra sabit verim koşulları ısrarla en önemli aksaklık olarak tanımlanır. Bu kadar basit değil. Şimdi Adam Smith ve David Ricardo çok önemli kavramlar, çok önemli analizler geliştirip çok önemli modeller kurmuşlar arkadaşlar. E, biz ne yapacağız şimdi biliyor musunuz? Şöyle yapacağız. Eğer sabit verim koşullarını varsaymazsak yani üretim imkanları ilerisinde iç büke çizersek e, acaba dış ticaretin nasıl serbest dış ticaretin nasıl refah arttırıcı ve etkiye sahip olduğunu göstereceğiz. Unutmayınız. Yani eksik uzmanlaşma da yine de tam uzmanlaşma olmasa da yine de karşılıklı ticaret dışa kapalı olunan duruma göre refahı arttırır. Bunu unutmayın. Üretim imkanları ilerisinde doğrusal çizseniz de iç büke çizseniz de yine de karşı. Açıkçası serbest ticaret refahı arttırıcı ülkelerin toplam faydalarını arttırıcı bir etkiye sahiptir. Dönüşte de onu yapalım. Bir sonraki dersin başlığını şöyle atarım arkadaşlar. Ee, klasik teoride azalan verim koşullarında dış ticaretin sonuçları, serbest dış ticaretin sonuçları. Güzel. Azıcık daha fazla renkli kalem kullanacağımız bir çizim yapacağız. Vay be bu kadar mı basitmiş bu analiz e, diye dersten çıkacaksınız söz veririm. Birazcık sebat gerekir sadece. Hadi görüşürüz. <laughs>